aleyküm erenler ve dahi erenler. Aşkın sırrına vakıf olanlar, aşkın sırrına tabanlar ve dahi arayanlar. Aşk hem en büyük dert hem de en büyük dermandır. Başka giden yolda en büyük düşman şeytandır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh Rabbine dua dedi ki, ey Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin ise elbette haktır. Sen hakimden hakimisin. Hud suresi ayet 45. Hazreti Nuh aleyhisselam bunu derken Allah Teala'nın ailesini boğulmaktan kurtaracağına dair vaadini işaret ediyordu. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir. O halde hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim. Hud suresi ayet 46. İnsanlar arasındaki yakınlığın asıl sebebi din birliğidir. Allah Teala'nın dinine inanmış ve peygamberlerini tasdik etmiş kimseler birbirlerinin manevi akrabası, yakını ve dostlarıdır. Bunların arasında manevi bir birlik vardır. Müminler ile kafirler ırk bakımından birbirlerinin akrabası olsalar bile bu akrabaların Allah Teala katında hiçbir değeri yoktur. Nitekim Hazreti Nuh'un aleyhisselam oğlu babasına inanmadığı için Allah Teala onu Hazreti Nuh'un aleyhisselam ailesinden saymamıştır. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen ben ziyana uğrayanlardan olurum. Hud suresi ayet 40. Nitekim Allah Teala kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Ad kavmini ve bu kavme gönderilen Hazreti Hud aleyhisselam ile bu kavmi Allah Teala'ya ortak koşmamaya davet etmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nice olduğuna bakmadılar mı? Ki onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Yeryüzünü kazıp alt üst etmişler. Onu bunların imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri onlara da nice açık deliller getirmişlerdi. Zaten Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmekteydiler. Rum suresi ayet 9. Ad kavmi yüksek yapılar inşa etmiş ve ölümsüz olmak maksadıyla sanat yapıları edinmiştir. Ayrıca bozgunculuk yapıp zorbaca davranmıştır. Hz. Hud aleyhisselam onları tek bir Allah'a davet ettiği halde onlar onu dinlememişlerdir. Ona düşmanlık etmiş ve Allah Teala'ya baş kaldırmışlardır. Ta ki onları korkunç bir kum fırtınası sanki hiç yaşamamışlar gibi yok edinceye kadar. Nitekim Hud suresinde Allah Teala Ad kavmi ile ilgili bize şöyle seslenmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz yalan uyduranlardan başka değilsiniz. Ey kavmim, ben peygamberliğe karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim beni yaratandan başkasına ait değildir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Ey kavmim, Rabbinizden bağış dileyin. Sonra da ona tövbe edin ki üzerinize yağmuru bol bol göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Günah işleyerek Allah'tan yüz çevirmeyin. Dediler ki, ey Hud, sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle tanrılarımızı bırakacak değiliz ve biz sana iman edecek de değiliz. Biz tanrılarımızdan biri seni fena çarpmış demekten başka bir söz söyleyemeyiz. Hud dedi ki, ben Allah'a şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım. Ondan başka taptıklarınızın hepsinden uzağım. Haydi hepiniz bana tuzak kurun. Sonra da bana hüllet vermeyin. Ben de benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım.
Çünkü yürüyen hiçbir varlık yoktur ki o onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dost doğru yoldadır. Hud suresi ayet 50-56. Allah Teala'nın her varlığın perçeminden tutmasından maksat, her varlığın yönetiminin, hüküm ve tasarrufunun onun elinde olması, onun kudret ve iradesinin bütün varlıklar üzerinde mutlak ve kesin bir surette müessir olmasıdır. Allah'ın doğru yolda olması ile onun hükmü ve tasarruflarının tamamen doğru, iyi ve adalete uygun olması, Allah'ın haksızlık ve zulümden, yanlışlık ve hatadan münezzeh olması demektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer yüz çevirirseniz şüphesiz ki benim ile size gönderileni size bildirdim. Rabbim dilerse sizden başka bir kavmi yerinize getirir de ona hiçbir zarar veremezsiniz. Çünkü Rabbim her şeyi gözetendir. Emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmet ile kurtardık. Onları ağır bir azaptan kurtuluşa erdirdik. İşte Ad kavmi, Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine asi oldular ve inatçı her zorbanın emrine uydular. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete tabi tutuldular. Biliniz ki Ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Bilin ki Hud'un kavmi Ad, Allah'ın rahmetinden uzak kılındı. Hud suresi ayet 57-60. Nitekim Allah Teala kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Hud'un aleyhisselam kavmi olan Ad kavminin sonunu Hakka suresinde bize şöyle açıklamaktadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ad kavmi kapılarını çalacak felaketi yalan saymışlardı. Hakka suresi ayet 4. Ad kavmi ise uğultulu, kasıp kavuran bir fırtına ile mahvedildiler. Hakka suresi ayet 6. Allah onu ardı ardına 7 gece 8 gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki eğer orada olsaydın o kavmi içi boş hurma kötükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Hakka suresi ayet 7. Şimdi onlardan arda kalan bir şey görüyor musun? Hakka suresi ayet 8. İşte peygamberleri onları Allah Teala'ya ortak koşmamaları ve hakkı tanımaları konusunda doğru yola davet etmiştir. Oysa onlar inanmamış ve sonunda helak olmuşlardır. İşte peygamberleri onları Allah Teala'ya ortak koşmamaları ve hakkı tanımaları konusunda doğru yola davet etmiştir. Oysa onlar inanmamış ve sonunda helak olmuşlardır. İşte peygamberleri onları Allah Teala'ya ortak koşmamaları ve hakkı tanımaları konusunda doğru yola davet etmiştir. Oysa onlar inanmamış ve sonunda helak olmuşlardır.